Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle uzunluk ölçü birimlerini birlikte öğreniyoruz. Arkadaşlar biz neyi biliyorduk? Standart olmayan uzunluk ölçü birimleri ve standart olan uzunluk ölçü birimleri olarak ikiye ayırmıştık ölçü birimlerimizi. Standart olmayanları 1, 2 ve 3. sınıfta çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Burada da kısaca hatırlayalım. Kulaç, adım, parmak, karış, ayak. Bunlar standart olmayandı. Kişinin fiziksel özelliklerine göre değişiyordu, değil mi? Kişinin yaşı arttıkça ölçüler değişiyordu ya da azaldıkça küçülüyordu. Örneğin 50 yaşındaki bir insanla 3 yaşındaki bir bebeğin ayak ölçüsü eşit değildir ya da eli, parmak uzunluğu eşit değildir. Bunlar bana güvenilir sonuç vermez. Ben o yüzden güvenilir sonuç elde etmek için standart olanları kullanıyordum. Bakalım standart olanlar kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Çocuklar bu sıralamayı ezbere bilmemiz gerekiyor. Biz zaten çizerken 7 basamak olarak çizeceğiz ve sorularda bunu çizerek daha basit çözmeyi sağlayacağız. O yüzden siz 7 basamak şeklinde çiziyorsunuz. Hangi basamakta hangisinin olduğunu bilin yeter. Zaten bu sene kilometre, metre, santimetre ve milimetre ile işimiz olacak bizim. Onun dışında diğerleriyle işimiz yok. Sadece hangi basamakta olduğunu bilirseniz bu bizim için yeterlidir. Bir nesnenin uzunluğunu ölçerken nesnenin uzunluğuna göre ölçüler belirleriz, değil mi? Örneğin ben karıncanın boyunu ölçerken defterin boyunu ölçtüğüm bir birimle ya da koskocaman şehirler arası bir mesafeyi ölçtüğüm birimle ölçüm yapamam. Karınca çok küçüktür. O yüzden küçük bir ölçü birimi kullanmam gerekir. Ya da defter karıncadan büyük olduğu için büyük ölçü birimi kullanmam gerekir. Ama yol çok daha büyük olduğu için defteri ölçtüğüm birimden çok daha büyük ölçü birimiyle yolu ölçmem gerekir. Hemen devam edelim. Uzunlukları ölçmek için kullandığımız ölçülere uzunluk ölçüleri denir. Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Metre kısaca küçük M harfi ile gösterilir. Metreden büyük ve küçük olan uzunluk ölçü birimleri de vardır. Metrenin büyüklerine katları, metrenin küçüklerine ise as katları denir. Metreden küçük uzunlukları ölçerken as katlarını kullanırız. Devam ediyorum. Çok büyük uzunlukları ifade ederken metrenin katlarından olan kilometreyi kullanırız. Dikkat edin. Çok büyük uzunlukları kilometre ile ölçüyorum. Kısaca kilometre KM biçiminde yazılır. İki şehir arasındaki mesafe kilometre ile gösterilir. Bakıyorum 1 kilometre 1000 metredir demiş bana. Bunun da kısaca KM ve M biçiminde tekrardan ifade etmiş. Birazdan bir sonraki sayfada bunun açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Çok küçük uzunlukları ölçerken ise metrenin as katlarından milimetreyi kullanırız. Kısaca bu şekilde gösteriliyor. İki tane küçük M harfi ile. Karıncanın boyunu bununla ölçebiliriz. 1 metre 1000 milimetredir. Yani koskocaman şehirler arası mesafeyi yolu ölçerken kilometreyi kullanıyorum. Küçücük karıncanın boyutunu ölçerken milimetreyi kullanıyorum. Hemen bakalım. Uzunluk ölçü terimleri bizim için önemli demiştim. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Çocuklar hangisinin hangi basamakta olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Sonrasında işlem yapmamız gerekiyor. Öncelikle bize soru sorduğu zaman bu basamakları çizersem yanıtlamam çok daha kolay olacak. Bu yüzden bunu unutmayın. Kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin yerlerini bilseniz yeterli. Bana ne demiş burada? Her basamak için 10 ile çarpıp 10'a bölme. Önemli bir bilgi var burada çocuklar. Her basamaktan aşağı inerken indiğimiz basamak sayısı kadar sayımıza 0 ekleriz. Aşağı inerken ben kaç basamak iniyorsam o kadar 0 ekleyeceğim sayıma. Yukarı çıkıyorsam o kadar 0 azaltacağım sayımdan. Aşağı inerken altın topluyorum. 0 ekliyorum. Yukarı çıkarken de boşaltıyorum. 0 çıkartıyorum. Hemen bizim sorularımızla bunu daha anlamlı kılalım. İlk olarak 1 kilometre kaç metredir demiş. Bana verilen sayıyı yazıyorum arkadaşlar. Sonra sorulan basamağa geldim. Kilometre değil mi? Bana metre cinsinden sormuş. Kaç basamak aşağı iniyorum? 1.
2, 3. 3 basamak aşağı indiğim için aşağı inerken 0 ekliyordum. 1, 2, 3 tane 0 ekliyorum ve yanıtım 1 kilometre eşittir 1000 metre oluyor. Diğer soruma geçtim. 1 metre kaç santimetredir demiş. Ben yine metredeyim. Santimetreye inmem gerekiyor bu sefer. 1, 2. 2 basamak indim. Yine 0 ekliyorum değil mi? Sayımı olduğu gibi yazdım. Kaç basamak indim? 2 basamak. O zaman 2 tane 0 yazıyorum. 1 metre eşittir 100 santimetre dedim. Ve son sorumdayım. 1 santimetre kaç milimetredir? Bu seferse yine ben santimetredeyim. Milimetreye geleceğim. Yine inmem gerekiyor. Bir adım indim, bir basamak indim. O yüzden bir tane sıfır yazarım. Yanıtım ne olur? 1 santimetre eşittir 10 milimetre olur. Çocuklar bana yine burada sorularımı sormuş. Burada ifade etmem gereken şey neydi? İlk olarak yazmam gereken şey basamaklardı. 7 tane basamağımız olduğunu biliyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7. En altta ne vardı? Milimetre. Daha sonra ne vardı? Santimetre. Daha sonra ne vardı? Bir boşluk bırakıyordum, metre vardı değil mi? En üstte de kilometre vardı. Kilometre. Bunları sıraladıktan sonra artık sorularımı rahatlıkla yapabilirim. Bana 8 kilometrenin kaç metre olduğunu sormuş. Kilometreye geliyorum ve metreye inmem için 1, 2, 3. 3 basamak inmem gerekiyor. Sayım olduğu gibi yazdım. Aşağı inerken 0 ekliyordum değil mi? 0 ekle. Yukarı çıkarken 0 sil. Bunu da yazdık. İşimiz daha iyi kolaylaştı. Kilometreden metreye iniyorum. 3 basamak indim. 1, 2, 3. 3 tane 0 eklerim. 8 kilometre 8000 metre olur çocuklar. Şimdi 40 santimetre demiş bana. Sayıyı olduğu gibi yazıyorum. Bakın önemli olan burada çocuklar sayıyı olduğu gibi yazmak. 40 dediyse 40 yazacağım. Sıfırı karıştırmayın. Buraya 4 yazan arkadaşlarımız olabiliyor. O yüzden dikkat edin. Sayı kaçsa öncelikle onu yaz. Santimetreyi milimetreye çevirmem gerekiyor. Milimetreye gelmem için bir adım inmem gerekir değil mi? Yani inerken bir sıfır ekliyorum o zaman. 400 milimetre yapar. Yine burada bana 20 vermiş sayımı. 20 milimetre bu sefer. Kaç santimetredir demiş. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken ne yapıyordum ben? Evet, sıfır siliyordum. O zaman bir sıfırını sildim ve yanıtım 2 santimetre oldu arkadaşlar. Şimdi bana neyi sormuş? 1600 metre kaç kilometredir demiş. Metreden kilometreye gideceğim. 1, 2, 3 tane sıfır silmem gerekiyor. 1, 2 tane sıfırım var. Ben 3 sıfır silmek için ne yaparım? Evet, sıfırım yoksa elimde ben hemen bir basamak atlarım değil mi? Buraya virgül koyarım. 1,6 kilometre derim yanıtıma. 3 sıfır silmek demek 3 basamak gelmek demekti arkadaşlar. 3 basamak ilerledim ve 1,6 olarak yazdım. 15 metre, yine sayım 15. Kaç milimetre demiş bu sefer. Metreden milimetreye ineceğim. 1, 2, 3 adım iniyorum. İnerken 3 tane 0 ekleyeceğim. Devam ediyorum. 600 santim kaç metredir demiş. Santimden metreye gidiyorum. 1, 2, 2 adım yukarı çıkmam gerekiyor. Yukarı çıkarken ne yapıyordum ben? 0 siliyordum. O zaman 2 tane sıfırımı silersem yanıtım ne olur? 6 metre olur. Devam ediyorum. 5000 metre kaç kilometredir demiş. Metreden kilometreye çıkıyorum. 1, 2, 3. 0 silmem gerekiyor. 3 tane 0 sileceğim. Sildim ve yanıtım 5 kilometre oldu arkadaşlar. 65 santimetre kaç milimetredir demiş. Santimetreden milimetreye iniyorum. İnerken 0 eklerim. 65'i yazdım. Sıfırımı ekledim. 650 milimetre buldum. Şimdi yine bana santimetre olarak vermiş. Metre olarak istiyor. Santimetredeyim. Metreye gitmem gerekiyor. Ne yapacağım? 1, 2. 2 basamak yukarı çıkmam gerekiyor. O zaman 2 tane 0. Evet, siliyorum.
Hemen iki tane sıfır sildim ve yanıtım 58 metre oldu. Diğer sorumdayım. Bu sefer metreden yine kilometreye gideceğim. 1, 2, 3 basamak çıkıyorum yukarı. O zaman yukarı çıkarken sıfır siliyordum. 1, 2, 3 tane sıfır sildim. Yanıtım 65 kilometre oldu arkadaşlar. Ve diğer sorularımızdayız. 5 metre artı 18 santimetre. Bana neyi soruyor? Yine hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Milimetre buradaydı. Daha sonra santimetre vardı. Bir boşluk bıraktım, metre vardı. En üstte de kilometre vardı. Bu sıralamayı unutma. Ne yapıyordum peki ben? Aşağı inerken ne yapıyordum? Sıfır ekle. Yukarı çıkarken ne yapıyordum? Sıfır sil. Hemen baktım. 5 metre artı 18 santimetre. Metre ve santimetre cinsinden vermiş. Santimetre olarak istemiş benden. O zaman santimetreye çevirmem gerekiyor metreyi. Bu zaten santimetre olarak verilmiş. Metreyi santimetreye çevirirken iki basamak inmem gerekiyor. İki tane sıfır ekleyeceğim. O zaman bu ne oldu? 500 metre artı 18 santimetre. 500 santimetre artı 18 santimetre. 518 santimetre yaptım. Diğer sorumuzdayız. Şimdi ne yapıyoruz? 4 kilometre artı 18 metre kaç metredir demiş yine bana çocuklar. Ne yapıyorum? Kilometreden metreye gelmem gerekiyor. Kilometreden 1, 2, 3 adım inersem metreye gelirim. 3 tane sıfır ekleyeceğim. 4000 oldu. Daha sonra bu da bana metre cinsinden verilmiş zaten. 18'e ekliyorum. Yanıtım ne oluyor? 4018 metre. Diğer sorumda milimetre ve santimetre olarak vermiş. Santimetre olarak istiyor benden. Hemen milimetreyi santimetreye çevirirken bir adım yukarı çıkıyorum. Bir basamak. Yani bir sıfır silmem gerekiyor. Sildim. 280 santimetre oldu. 7 santimetre daha vardı. Toplamda 287 santimetre oldu. Ve son sorumdayım. Bu sefer de bana kilometre ve metre cinsinden vermiş. Dikkat et, santimetre cinsinden istiyor. Bu sefer bana hiçbir şekilde santimetre vermemiş. O zaman ikisini de çevireceğim. Kilometreyi santimetreye çevirmek için 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım iniyorum. O zaman 5 tane sıfır ekleyeceğim çocuklar. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır ekledim. Sayımın arasına noktamı koydum. Artı kaç oluyor diğer sayımda? Metreden santimetreye iniyorum. 1, 2, 2 basamak indim değil mi? O zaman 2 tane sıfır ekledim. Sonucumu ne yazıyorum? 200.500 santimetre olarak yazıyorum. Evet çocuklar, dersimiz buraya kadardı. Umarım anlaşılmıştır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.